21. yüzyıl ile yeni bir endüstri döneminin kapılarının aralandığı, her ülkenin kendi hedefleri koyduğu ve bu hedeflere göre hedefler verdiğini görmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Başkanlığı'nın hazırladığı 11. Kalkınma Planı içerisinde de dünyada Endüstri 4.0 olarak bilinen bu yeni endüstri dönemi sanayide dijital dönüşüm olarak adlandırılmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu dijital teknolojilerden yararlanarak başta üretim olmak üzere birçok alanda dijital bir altyapı oluşturulması hedeflenmektedir. Ülkemiz Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye diyerek bu süreçte yerini almaktadır. Her ne kadar uzun uzun sanayide dijital dönüşüm üzerine konuşmak mümkün olsa da kıymetli konuşmacılarımızı daha fazla dinlemek açısından sözlerime burada son verirken Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz tarafından düzenlenen bu etkinliğimizin Endüstri 4.0 ve sanayi ve teknoloji dünyasını yakından tanıma açısından son derece faydalı olacağını düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle etkinliğimizin başarılı ve verimli bir şekilde geçmesini dilerken etkinliği düzenleyen ve moderatörlüğünü yapan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Profesör Doktor Erdal Irmak hocamıza katılım ve katkılarından dolayı Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Sayın Mustafa Deryal Beyefendi'ye, Üniversitemiz Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Metin Gür hocamıza üniversitemiz adına şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca bu programın düzenlenmesinde emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma teker teker teşekkür ediyorum. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Saygılarımla. Sayın Rektörüm çok teşekkür ediyoruz. Bu etkinliğimizde de bizi yalnız bırakmadınız. Her zaman gönül gücünüzle ve idari gücünüzle liderimiz olarak önümüze bize hep güç veriyorsunuz, kuvvet veriyorsunuz. Ben Sağ de olun. yüksek okulum adına çok teşekkürlerimi sunuyorum. Çok Sağ sağolunuz, saygılarımı arz ederim Sayın Rektörüm. Eyvallah. Çok teşekkür ederim Sayın Rektörüm. Değerli katılımcılar, sevgili konuklar, rektörümün de az önce kısaca özetlediği gibi bugün aslında gerek ülkemiz özelinde gerekse de dünya genelinde son derece önemli bir dönüşümü, son derece önemli bir değişimi ele alıyor olacağız. Endüstri 4.0'dan bahsediyor olacağız. Endüstri 4.0 sadece hayatın tek bir yönüne etki eden bir faktör değil tabii ki. Birçok yöne, bilimsel alandan teknolojik gelişmelere, sanayi devrimlerine kadar etki ediyor. Burada bizlere değerli büyüklerimize Mustafa Deryal Beyefendi sağ olsunlar Ankara Ticaret Odamızın çok değerli meclis başkanı ve gönül dünyamızın da değerli büyüklerini çok seviyoruz kendisini. Aramızdalar. Ben kısaca Mustafa Bey izniniz olursa sizin kısaca bir konuşmacılarımıza takdim edeyim. Belki genç arkadaşlarımız daha yakında da tanırlar. Daha sonra sizinle başlıyor olalım inşallah. Daha sonra da Metin Gürü hocamız aramızda olacak. O da farklı boyutuyla konuyu ele alıyor olacak. Değerli konuklarımız Mustafa Deryal Beyefendi 1956 yılında Burdur'un Bucak ilçesinde doğdular. İlk orta ve lise eğitimini memleket olan Bucak'ta tamamladı. 1974 yılında bir yıl boyunca Isparta Eğitim Enstitüsü Matematik bölümünde öğrenim gördükten sonra tekrar üniversite sınavlarına girerek Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesini kazandı. 1976 yılında yolu Ankara'ya düştü. Ankara'yla yolu kesişti. Artık uzunca bir serüvenin başlangıç yılı belki de. 1976 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesine naklen geldiler kendileri. Eğitimini burada tamamladı. 1986 yılında askerlik görevini tamamladıktan sonra bir grup arkadaşıyla birlikte ticaret hayatına atıldılar. Dolayısıyla 1986'dan bu yana da Ankara'da sanayinin, ticaretin nabzında tutmaya da başladılar. Türkiye'nin özellikle kırtasiye sektöründe ve boya üreten firmalar arasındaki sektörde önde gelen firmalar arasında olan Kardelen Boya Kimya Sanayi Ticaret Şirketi'nin ve Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri Şirketi'nin kendisi aynı zamanda kurucusudur. 20 Nisan 2018 yılından bu yana da Ankara Ticaret Odası'nın meclis başkanlığı görevini yürütmektedir. Sayın Başkanım tabii ki kısaca ben özetlemeye çalıştım. Büyük bir hayat tecrübesi var saygı duyduğumuz, sevdiğimiz. Biz sadece kısaca resmi olarak özetledik. Dilerseniz Mustafa Başkanım uygun görürseniz sizinle başlayalım. Bize hem tecrübelerinizi aktararak genç öğrenci arkadaşlarımız da epey fazla aramızda. Hem tecrübelerinizi aktararak hem de endüstri ve sanayi devriminin dünden bugüne geldiği noktayı özetleyerek bilgilerinizi paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Arz ederim Sayın Başkanım. Buyurun lütfen. Sayın Rektörüm, çok değerli hocam, çok değerli hocalarım ve sevgili katılımcılar.
hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi de sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tabii ki biz ülke olarak sanayi devrimini bazı noktalarında yakalayamadık ve kaçırdık. İstanbul'u fethettiğimiz 1500'lü yıllarda topumuzu kendimiz dökerken, günün modern silahlarını yapabiliyorken, günün en büyük teknolojilerini, gelişmelerini yapabilirken, süreç içerisinde gerek Osmanlı döneminde gerekse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundan sonra süreçlerde geri kalmalarımız oldu. Bu geri kalmalarımızın bedelini de bugün hep beraber ödüyoruz. Öğretim olarak da belki üniversite hayatı veya eğitim hayatımız itibariyle de ödüyoruz. Sanayi itibariyle de ödüyoruz. Ticaret olarak da ödüyoruz. Şu anda gelişmiş ülkelerle kendimize kıyasladığımız zaman gerçekten almamız gereken daha çok mesafelerimiz olduğunu görüyoruz. Ben burada çok kıymetli hocalarım var. Metin Hocam aynı zamanda bizim de çok hürmet ettiğimiz, sevdiğimiz bir hocamızdır. Onların fazla zamanını çalmadan birkaç cümleyle sözlerimi tamamlamak istiyorum. Şimdi insanoğlu bir şeyi azmettikten sonra Allah'ın izniyle onun yanından kurtulacak hiçbir şey yoktur. Bu öğretim hayatı da böyledir, sanayi hayatı da böyledir, ticaret hayatı da böyledir. Ben bir çiftçi çocuğuyum. Tarlada büyüdüm. Üniversiteye gidinceye kadar yazın tarlada çalıştım. Kısın okullarımı okudum. Ondan sonra üniversite hayatına başladık. Malum 80 dönemi üniversite hayatında ne kadar eğitim yapılabiliyorsa o kadar eğitim yapabildik. Ama burada kendi gayretlerimizle, kendi çalışmalarımızla bir şeyler sahip olabildiysek kendimiz bu enerjiyi kendimize bularak da bu gayreti, bu çalışmayı kendimize bularaktan bir noktaya gelebilir. Bizim sadece ben işin tabii ki birazcık pratik yönünü anlatmak için bunları söyleyeceğim, kendimizden örnek vereceğim. Üniversiteyi bir şekilde 1986 yılında biraz önce Sayın Erdal Hocam'ın da söylediği gibi bitirdikten sonra bizim için o zaman devlet kademesinde bürokraside çalışma yolları pek yoktu, imkanlar yoktu. Tekrar köyümüze dönemezdik. Onun için biz bir grup arkadaşımızla beraber hiçbir iş birikimimiz olmadan, sermaye birikimimiz olmadan, ticari tecrübelerimiz olmadan bir yola çıktık. Bu çıktığımız yolda çok ayağımız takıldı, çok düşe kalka geldik ama bir taraftan işimizi öğrenmeye çalışırken, bir taraftan sermaye birikimi yapmaya çalışırken, bir taraftan da geçimlerimizi temin etmeye çalışırken hem işimizi takip etmek, geliştirmek, büyütmek hem de aynı zamanda da hiçbir sosyal etkinlikten, mesleki örgütlerden geri kalmadan, o taraftaki vazifelerimizden de kaçmayaraktan bir yolu yürümeye çalıştık. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle belki yolun başındayız ama gerçekten kendi sektörlerimiz itibariyle bir mesafe kat ettik. Burada çok kıymetli arkadaşlarım, burada önemli olan bir, şahıs olarak kendimize güvenmemiz lazım. İki, ülke olarak kendimize güvenmemiz lazım. Bizim insanımız müteşebbistir, bizim insanımız çalışkandır. Biz bu özelliklerimizi kaybetmezsek, biz bu arayışlarımızı devam ettirirsek, Allah'ın izniyle gelecek günlerde çok daha güzel günlere kavuşacağımıza ben inanıyorum. Bizim bir örnek vermek istiyorum müteşebbislik ruhu açısından. 60'lı yıllarda biliyorsunuz biz Avrupa'ya çok fazla sayıda işçi gönderdik. 60'lı yıllarda başladık. Biz de ortaokul dönemindeydik o zaman. Ortaokulda okuyorduk. Bizim oraya burada bir eğitimi olmayan, bir meslek birikimi olmayan, bir tecrübesi olmayan insanımızı aldık, Avrupa'ya işçi olarak gönderdik. Çok kıymetli arkadaşlarım, bizim bu gönderdiğimiz burada bir iş sahibi olamamış, bir mesafe alamamış, kendini yetiştirememiş bu insanlarımız bizim orada birinci nesiller dahil olmak üzere iş adamı oldular, işveren oldular orada. Bu bizim müteşebbislik ruhumuzun ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar güzel olduğunu ki ikinci nesillerde çok çok daha fazla orada mesafeler arkadaşlarımız var.
Onlar hadi doğal olabilir. Orada eğitim görmüşler, orada çalışmışlar, orada yaşamışlar. Ama benim burada çok özür diliyorum amiyane tabiriyle dağdaki çoban olan insanım oraya gittiğinde iş adamı olmuş, işveren olmuş, meslek sahibi olmuş, iş sahibi olmuş ve kişilere istihdam sağlamış. Burada tabii ki onların önünü açan oranın sistemidir, uygulamalarıdır, tatbikatlarıdır. Orayı çok fazla bilmiyorum ama önemli olan bizim insanımızdaki müteşebbislik ruhudur. Ve biz bunları kendi dünyamızda da, ben kendi dünyamda da yaşıyorum. Yani dediğim, biraz önce de söylediğim gibi bir mesleki birikimin bir şey olmamasına rağmen bugün biz bir grup arkadaşımızla gerçekten sektörümüzün iyi konumunda olan firmalar haline geldik. Burada tek bir şey kriter vardır bizler için. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Biz bu özelliğimizi kaybetmezsek arkadaşlar ve günün gelişen teknolojilerini takip edebilirsek ki bu konuda da inşallah iyi bir noktaya doğru gidiyoruz. Son zamanlarda bu hep örnek olarak da veriliyor. İşte savunma sanayinde kısa zamanda aldığımız mesafeler bellidir. Yeter ki biz kafaya koyalım bir şeyi. Bunda siyasi iradenin koyduğu kararlılık da çok önemlidir. Bizlerin iş aleminin koyduğu kararlılık da çok önemlidir. Gelişen teknolojileri iyi takip etmek de çok önemlidir. Dolayısıyla bizim önümüzde alınacak, almış olduğumuz çok mesafe var ama geçmişimizde daha önümüzde çok fazla alınacak mesafelerimiz var. Bu çerçevede biz buraya kadar getirdik, buraya kadar gücümüz yetti, buraya kadar enerjimiz yetti, buraya kadar tahsilimiz veya bilgi birikimimiz yetti. Ama bundan sonraki süreçte sizler bizden çok daha iyi eğitim alıyorsunuz, çok daha fazla teknolojiyle haşır neşirsiniz, onların içerisindesiniz. Bundan sonraki süreçte bize düşen tecrübelerimizi, birikimlerimizi, gayretlerimizi sizlere aktarmaktır. Bunlardan şeref duyarız. Her zaman içinde bu konuda benim kapım 24 saat herkese açıktır. Çok mutlu olurum. Yeter ki bu ülkede bir çivi çakandan Allah razı olsun. Kim bir çivi çakıyorsa bu ülkeye biz onun kulu kölesi oluruz. Dolayısıyla da ben yeni nesille, yeni arkadaşlarımıza, genç arkadaşlarımıza sadece çalışmayı ve çok çalışmayı öneriyorum. Günü takip etmeyi öneriyorum. Aldıkları eğitimin sanayiye, ticarete, çalışma hayatına uygulanması çok çok önemlidir. İnşallah bunları bizden çok daha iyi uygularlar. Bu konularla ilgili de daha önceleri böyle gerek okulların kariyer günlerinde gerekse böyle yaptıkları etkinliklerde daha geniş zaman dilimi içerisinde tecrübelerimizi, birikimlerimizi, yaşadıklarımızı aktarma fırsatı oluyordu. Bundan sonraki süreçte de böyle imkanlar olursa da seve seve bunları paylaşırız. Ama şimdi ben burada hocalarımın gündeminden ve zamanından fazla çalmamak için sözlerimi burada noktalamak istiyorum. Metin Hocam da geldi. Hoş geldiniz Metin Hocam. Ben tekrardan bu organizasyonu düzenleyen, emeği geçen bütün hocalarıma, bütün arkadaşlarıma ve buraya katılma nezaketini, fedakarlığını gösteren tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın başarıyla sonuç almasını da temenni ediyorum. Allah kolaylık versin. Çok da beni de buraya davet ettiğin için, nazik davetiniz için de çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Bizler siz büyüklerimizi her zaman yanımızda, aramızda görmekten onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz, şeref veriyorsunuz bizlere. İnşallah. Çok sağ olunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir giriş konuşmasıyla bu şekilde bizleri mutlu ettiniz. Dilerseniz kıymetli hocam, ben dinleyicilerimize de şu duyuruyu yapayım. Gerek Mustafa Başkanımıza, gerekse biraz sonra söz alacak olan Metin Hocamıza sorularınız varsa sohbet ekranı üzerinden bana yönlendirebilirsiniz. Bunları da konuşmaların sonunda soru cevap faslı şeklinde soru gelirse o şekilde değerlendirelim. Sayın Metin Hocam, hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok güzel bir organizasyon içerisinde bulunuyorsunuz.
Sayın Rektörümüzün üniversitemize kazandırdığı ivmeyle sizler de çok güzel bir örnekleme yapmışsınız. Öyle ki ülkemizin çok büyük sıkıntısı olan üniversite sanayi işbirliğinin güzel bir örneğini bu konferansta da birlikte yaşadık. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok buyurun. Sağ olun hocam. Sizler de tekrar hoş geldiniz. Açılışta Sayın Rektörümüz de ifade ettiler. Biz zaten yeni gazi ruhuyla diyorum ben ona artık. Yeni gazi ruhuyla inşallah bundan sonra evet. Büyüklerimizin de desteğiyle bunları devam ettiriyor olacağız. Kıymetli Metin Hocam, sizin konuşmanıza geçmeden önce genç öğrenci kardeşlerimiz belki sizi çok yakinen tanımıyor olabilir. Onun için kısaca ben sizi bir öğrenci kardeşlerimize tanıtayım arkadaşlarımıza. Daha sonra da sözü size tekrar devredeyim inşallah. Teşekkür ederim. Değerli katılımcılar, Metin Gürü Hocamız Gazi Üniversitemizin medar iftiharı hocalarından birisi. Çok değerli bir hocamız. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi Senatomuzun da üyesi. Kendisi 1981 yılında Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü mezunu. Mezuniyeti sonrasında 92 yılından itibaren Gazi Üniversitesi'ne gelen değerli hocamız. Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde doktorasını tamamladı. 2000 yılında doçent, 2006 yılında profesör unvanı aldı. Genel olarak Metin hocamız enerji ve bor teknolojisi, özellikle bor üzerine kıymetli çalışmaları var. Hatta bugünkü konumuz her ne kadar Endüstri 4.0 ve sanayi bilim teknoloji dünyasındaki gelişmeler olsa da borla ilgili de bir şeyler duyabilirsek belki Metin hocamdan güzel şeyler de olabilir. Biyoteknoloji, malzeme üretim teknolojileri, organik teknoloji, jeotermal enerji gibi değişik birçok konularda gerek kendisi bireysel çalışmalar gerekse de diğer paydaşlarla ortak projeler yürütmüştür. Metin hocamızın emekli öğretim üyesi Hayri Yalçın hocamızla birlikte yazdıkları Mühendislik Termodinamiği adlı kitapla 2008 yılında Türkiye Bilimler Akademisi ödülünü, mansiyon ödülünü almışlardır. Şu ana kadar değerli hocamızın 6 adet patent, 200'ün üzerinde yayını vardır. Eserleri 3000'den fazla atıf almıştır. Birçok farklı idari görevleriyle de üniversitemizin yönetimsel katkısını da, üniversitemize yönetimsel anlamda katkıda sağlayan değerli hocamızın bugüne kadar 41 adet yüksek lisans, 16 adet doktora tezi ve 11 adet de Türkçe ders kitabının olduğunu gerçekten gururla görüyoruz, okuyoruz ve bundan da gerçekten kendimize örnekler çıkarıyoruz. Değerli hocamız aynı zamanda Bor Dergisi'nin baş editörü ve farklı dergilerin aslında editörlük kurulunda yer alıyor. Tabii ki Metin hocam anlatılacak çok şey var ama ben hani bu kadar da sözünüzden şey yapmak istemiyorum, hakkınıza girmek istemiyorum. Sizi dinlemek çok daha bizim için keyifli olacaktır. Kıymetli hocam buyurun, genel bir çerçeve içerisinde dünden bugüne bilim, sanayi, teknoloji dünyası nereden nereye geldi? Endüstri 4.0 burada nasıl hissediliyor? Dilerseniz sizi dinleyelim. Keyif içerisinde hocam. Buyurun arz ederim. Çok teşekkür ederim. Bu takdimleriniz için de çok memnun oldum. Sağ olun. Bu tecrübelerimizi sizlerle paylaşmak üzere. Evet. Evet, Sayın Rektörüm, değerli Erdal Hocam, hakikaten ülkemizin bu konudaki eksikliklerini güzel bir örnekle tamamlamış oldunuz. Hakikaten üniversite sanayi işbirliği oldukça önemli olan bir vizyon. Burada da bu örneklemeyle sanayici, ticaret ve üniversitenin işbirliğinin kurulması bu konudaki yapılan eksikliklerimizin giderilmesinde çok önemli bir katkı sağlayacağı açıktır. Bugün sizlere Endüstri 4.0 vizyonunda bilim, sanayi ve teknoloji dünyasından söz etmek istiyorum. Burada hendese arkadaşlar yeryüzünü ölçme anlamına gelen bir kelime olup tarihçi olarak da Mısırlarda Nil Nehri'nin taşmasıyla kaybolan arazi sınırlarının yeniden biçimlendirilmesi üzerine öyle ki paralel kenar tanımlaması yapılmış, düz bir çizgi yapılmış, bu konularla ilgili geometrinin temelleri atılmıştır arkadaşlar. Bu yıllarda yine Elementler adlı Öklid'in kitabı günümüze kadar intikal edebilmiştir. Bakınız burada yine
Mısır'la başlayan geometri temeli Eflatun'da akademisinin önüne geometri bilmeyen buraya uğramasın şeklindeki yazısı bulunduğu ifade edilmektedir, rivayet edilmektedir. Bakınız o günlerde Elementler adlı kitap 13 ciltlik günümüzde de tercümesi var. Öklit'ten kalma bir kitap. Bunun içerisinde çok önemli bazı noktalar hala daha güncelliğini koruyabilmektedir. Düz bir çizginin herhangi bir noktadan diğer bir noktaya düz bir çizgi çizilebileceği ve bu çizginin uzatılabileceği, yine bir verilen herhangi bir noktadan ve uzunluk için o noktayı merkez alarak yarıçap olarak ve bir çember çizilebileceği, bütün dik açıların birbirine eşit olacağı, bakınız yine eğer bir düz çizgi diğer iki düz çizgiyi keserse bunların kesişim olarak bu açıların iç açılar ve ters açıların eşit olacağı şeklinde bu kabuller hala daha günümüzde geçerlidir. Yine aynı şekilde aksiyom olarak da aynı şeye eşit olan şeyler birbirine eşittir. Bunlardan eşit şeyler eklenirse toplamlarının yine eşit olacağı, çıkarılırsa kalanların eşit olacağı, birbirleriyle çakışan şeylerin birbirleriyle eşit olacağı gibi bütünün parçasından daha büyük olacağı varsayımı yine o günlerde aksiyom olarak ortaya konmuştur. Bakınız bu Öklid'in 13 ciltlik Elementler adlı kitabı bugün günümüze kadar yansımış ve ilimler ansiklopedisi olarak da özellikle mühendislik yani hendese önceki tabiriyle çok güzel ifadeler toplum içerisindeki farklılığın yaratılmasına kadar gitmiştir. Öyle ki mühendis olan, hendese olan kişi görüşü bu kişinin görüşü keskinleştirdiğini, zihni açtığını, insanı nüfuz ve otorite sahibi yaptığı, bununla düşüncesini kuvvetlendirdiğini ifade edilmekte. Öyle ki sorular karşısında çok müşkil cevaplar, sorular karşısında cevapların aşılabildiğini ifade edilmektedir. Dolayısıyla mühendisin toplum içerisindeki farklı bakış açıları bunları daha ön plana çıkarmaktadır. Gelelim arkadaşlar bizim toplumumuzda Osmanlı'nın son dönemlerinde Kılıçhane'den çevrilmiş olan Mühendishane-i Berri Hümayun olarak 1883 yılında Fransızlardan kopyalanan köprü ve yol mektubu, yani inşaat zaten tarih boyunca gerek Hammurabi döneminde gerekse tarih boyunca arkadaşlar mühendislikler içerisinde ön plana çıkmış. Su yolu yapımı, su bentlerinin yapılması, binaların yapılması ve burada herhangi bir yıkım söz konusu olduğu zaman da bunun yapan kişinin oldukça sorumlu olduğu ve idama kadar varan cezalarla müeyyide edildiği de açıktır. Osmanlı'da 1883 yılında köprü ve yol mektebi olarak önce askeri bir yapı içerisinde teşkilatlanan mühendis mektebi daha sonra 1909 yılında sivilleşmiş ve Bayındırlık Bakanlığı'na bağlanmıştır. Ve bunlar da Hicaz Demiryolu'nun yapılması, yine Mescid-i Aksa'nın onarılması buradan mezunlarda oldukça önemli etkin rol oynamıştır. Yine dünyada ilk defa araba vapurunun yapılışı bir Türk buluşudur. Burada Osmanlı padişahlarından, Osmanlı'nın paşalarından arkadaşlar Hüseyin Hakkı Efendi iki boğazın iki yakasını at, araba ve eşya naklinde kullanmak üzere böyle bir tasarım yapılmış ve İngiltere'ye sipariş edilmek suretiyle tarafımıza suhulet anlamında tek motorlu ilk bir araba vapuru yapılmıştır. Daha sonra da Sahilbent olmak üzere daha kuvvetli ve iki motorlu olmak üzere iki kıyıyı bağlayan anlamına gelen Sahilbent araba vapuru bir Türk tasarımıdır arkadaşlar. Bunu da ifade etmekte yarar var. Tabii hızlıca günümüze gelmek istiyorum. Tabii Cumhuriyet döneminde sanayileşme olarak çok önemli adımlar atılmış arkadaşlar. Öyle ki o zamana kadar bütün sanayileşme
İstanbul'da yapılmakta ve orada 1915 yıllarında arkadaşlar 585 büyük işletme var ve sadece İstanbul'da ve savunma sanayi üzerine tesis edilmiş 30 bin işçi çalışmaktadır. Tabii bu dönemleri de hakikaten liberal ekonomi yönüyle, devletçi ekonomi yönüyle Atatürk zamanında da farklı görüşler sanayimize yansımıştır. Öyle ki 23 ile 29 yılları arasında kısmi liberal ekonomi dönemi yapılmış. Öyle ki Hariciye Kongresi gerçekleştirilmiş. Yine Mart 1923'te İzmir İktisat Kongresi 1135 temsilciyle yapılmıştır. Kapitülasyonların kaldırılması, Osmanlı'nın 161 milyon olan altın borcu 107 milyon altın lira olarak ödenmesi yine önemli bir gelişme. 1924'te Zirai Birlikler Kanunu, 29'da kooperatif yapılması. En önemlisi arkadaşlar ilk defa sanayi sayımı 1927 yılında yapılmıştır. Bakınız İzmir İktisat Kongresi henüz daha Cumhuriyet ilan edilmediği halde çok önemli alınan kararlar günümüzde güncelliğini koruyabilmektedir. Ve 1929'dan sonra da 38 yılına kadar devletçi ekonomi dönemi de ülkemizde hakim olmuştur arkadaşlar. Tabii İzmir İktisat Kongresi'ni ben ülkemiz açısından oldukça önemli kabul ettiğimden dolayı söylemek istiyorum. Ön plana aldım. Öyle ki yerli üretimin geliştirilmesine çalışılacağı, lüks ithalattan kaçınılacağı, ekonomik gelişmeye katkısı olmak koşuluyla yabancı sermayeye izin verileceği. Bakınız gümrük duvarları çok yüksek değil. Yine dışarıdan herhangi bir teknoloji transferine açık. Reji idaresi ve yönetiminin kaldırılacağı, tütün tarımı ve ticareti serbest olacaktır. İhraç edilen tütünün işlenmiş olması gerekmektedir. O yıllarda özellikle Ege kıyılarından ve adalardan çok büyük tütün kaçakçılığı söz konusu. Burada ham kaçakçılık yerine işlenmiş tütünün ihraç edilmesi yönünde alınan karar önem arz etmektedir. Yine vergiler konusunda yapılan düzenlemeler oldukça önemli. Gümrük tarifeleri aynı şekilde düzenleniyor. Ziraat Bankası yeniden düzenleniyor. Bildiğiniz gibi Mithat Paşa tarafından kurulmuştur ancak Ziraat Bankası yeniden düzenlenmiştir. Sanayi Bankası kurulmuştur. Teşviki Sanayi Kanunu'nun günün ihtiyaçlarını karşılar hale gelmesi ve 5 yıl sonra da 25 yıl süreyle uzatılması sağlanacaktır. Teşviki Sanayi Kanunu teşvik açısından çok önemlidir. Türk limanlarında kabotaj hakkı sağlanması yine hala daha Temmuz ayında bildiğiniz gibi kabotaj bayramımız hala daha var arkadaşlar. Limanlar ve diğer ulaşım altyapısının geliştirilmesi ülkemiz açısından önemlidir. 18 yaşından küçüklerin işçi olarak çalıştırılamayacağı ve amele kavramı yerine işçi kavramının geldiği, bir gün tatil imkanının verildiği ve sendikal haklarının tanındığı da yine İzmir İktisat Kongresi'ne kadar dayanmaktadır arkadaşlar. Bakınız hemen akabinde yapılan çalışmalarda arkadaşlar ziraatın makinalaşması, traktörlerin, modern çiftliklerin gelmesi, kara sabandan kurtulunması, ülkemizin tarıma dayalı bir ülke olması sebebiyle bu da modern çiftliklerin kurulmasında önemli rol oynamıştır. Tekstil fabrikalarının kurulması, Sümerbank'ın kurulması arkadaşlar oldukça önemli. Ülkemizdeki Sümerbank'ın fabrikaları her biri ayrı özellik taşımaktadır. Bir tarafta basma, diğer tarafta kumaş gibi birçok özellikteki tekstil fabrikaları birbirinden tamamen farklıdır. Pamuklu yine aynı şekilde farklıdır. Ama maalesef bunları biz işletmede güncelleyemedik ve bugün bunlar kapanmıştır. İşte bugün bu farkındalığı da bugünkü konuşmamda zaman olursa değinmek istiyorum. Yine şeker fabrikalarında Atatürk'ün emriyle kurulmuş ve pancar ziraati Anadolu'nun tarımıyla birlikte ziraatiyle entegre edilmek suretiyle daha zor bir teknoloji olmasına rağmen
şeker pancarından şeker elde edilmesi yoluna gidilmiştir. Bu zirai teknolojik bakış açısından kaynaklanmaktadır. Kağıt fabrikalarının kurulması önemsenmiş ve Seka Kağıt Fabrikası kurulmuş. İzmit'te, işte Silifke'de, Giresun'da, Dalaman'da, Çay'da, Afyon Çay'da yine selüloz fabrikaları, kağıt fabrikaları kurulmuş. Ancak maalesef bunlar da teknolojiye karşı güncelliğini koruyamamıştır. İşte bugün de yine Endüstri 4.0'ın çok iyi kavramamız açısından bu fabrikaların kapatılması, emek yoğun işletmelerin bunu güncellenerek ayak uydurulması şeklinde devam etmesinde büyük yarar vardır. Maalesef bu fabrikaların çoğunu kapatmak zorunda kaldık. Yine cam fabrikalarının kurulması oldukça önemli. Devlet cam fabrikalarından çekilmiş olsa da şişe cam olarak yine İş Bankası'nın iştiraki yönüyle devam etmesi de önemlidir. Tamamen bu sektörden ülkemizin çekilmemiş olması da önemlidir. Savunma sanayi bahsettiğim gibi sadece İstanbul'da olan teknoloji, Cumhuriyet'ten itibaren de Anadolu'ya geçmiş ve özellikle Kırıkkale'de ve bugün de Ankara çevresinde savunma sanayinin odaklanması stratejik yönünden de önem kazanmaktadır. Tabii geçmişte fabrika tasarımı yapılırken mali yönler ikinci plana atılmış, stratejik yön daha önem kazanmıştır. Ankara'da bu sebeple stratejik öneme sahip olan önemli bir yerleşim merkezidir, kampüs merkezidir savunma sanayi açısından. Yine çimento fabrikaları açısından arkadaşlar, gerek özel sektörde gerekse devlet, Sivas çimento fabrikasıyla önemli bir yer edinmiş ve bugün Avrupa'da ve Orta Doğu'da çimento sektörü lokomotif bir sektördür. Devlet her ne kadar çekilmiş olsa da bu sektörden, özel sektör bizim toprağa dayalı endüstriyel ürünlerin önem arz etmesi, ham madde olarak çimentoyu besleyebilmesi, farin olarak besleyebilmesi de oldukça önemlidir. İş Bankası Celal Bayar yönetiminde kurulmuş olan bir banka ve 29 bankanın ardından da 29 banka kurulmuştur. Ve İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması Mart 1923'te oldukça önemli. Ayakkabı fabrikaları ve askeri dikim evlerinin kurulması o yıllarda oldukça önem arz etmektedir. Ve demir çelik fabrikası da ilk defa Karabük Demir Çelik Fabrikası kurulmuştur. Ve tamamen stratejik yönüyle savunma sanayinden dolayı ve uçakla bombalanmasının daha az etkileneceğinden dolayı Karabük tercih edilmiştir. Halbuki Karabük bugün artık gerek cevher yönüyle, gerekse ürünlerin satışı yönüyle, fabrika tasarımı organizasyonu yönüyle çok uygun olmasa da güncelliğini yapabilmiş ve halen ayakta durabilen İngilizlerin kurduğu bir fabrika. Tabii ki ardından bu demir çelik fabrikalarının Sivas Divri, Ereğli Demir Çelik ve İskenderun Demir Çelik olarak devam etmesi, metal sanayine dayalı sektörleri de lokomotif olarak tetiklemiş ve otomotiv sektörünün gelişmesi arkadaşlar demir çelik sektöründe çok avantajlı olduğumuzun sebebidir. Tabii bu esnada Cumhuriyet yıllarında bilimle iç içe olan yönetim, öyle ki Albert Einstein'la olan bir yazışması ve Atatürk'ün imzasıyla daveti, Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndaki kaçan bilim adamlarını kucak açması, İstanbul Üniversitesi'nde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ve Ankara Üniversitesi'nin kurulmasında önemli rol oynamaktadır. Yurt dışından bilim adamlarının getirilmesi, bakınız Cumhuriyet döneminde de oldukça önem arz etmektedir. Bu Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar dayanmaktadır arkadaşlar. Ali Kuşçu'nun önce İran'dan bir elçi olarak gelmesi, bunun üzerine de Fatih Sultan Mehmet'in daveti
kalmasını istemesi yine bilim etiği yönüyle Ali Kuşçu bu görevini tamamlayarak geri dönmüş ve Fatih Sultan Mehmet'in önemli teşvikleriyle üniversitede, Darülfünun'da önemli görevler yapmıştır. Yine bugün Türkiye olarak önemsediğimiz bir konuda başlangıçta her ne kadar bir ihtilal dönemine dayalı olsa da atılan adımları, ilkleri ifade etmek açısından önem arz etmektedir. İki tane devrim otomobilinin yapılması, böyle bir otomobilde tecrübe edilmesi oldukça iyi bir başlangıçtı. Ancak sürdürülememesi maalesef kötü bir yöndür. Aynı şekilde uçakta da başlangıçlarımız var arkadaşlar ve güzel gelişmeleri var ama sürdürme yönüyle maalesef sürdürememişiz. Bakınız bu harita dünyada otomobil merkezlerinin ve yan sanayinin önemi arz edilmektedir. Gördüğünüz gibi ülkemizde de Marmara bölgesinde otomotiv sektörü hakikaten yan sanayi ile birlikte çok güzel hizmetler yapmakta ve önemli ihracatlarda bulunmaktadır. Maalesef bu konuda bizim lisanslı üretimlerimiz yoktur. Bu eksikliğimizdir. Ama bugün önemli bir otomobil üretimine teşvik yapılmıştır. Elektrikli araç üretimi ülkemizde başlangıç noktası olarak harika bir başlangıçtır. Güzel bir teşviktir. Bunun hakikaten sürdürülmesi gerekir. Hatta yakıt hücreleriyle, hibrit sistemiyle, bol hidrürle de bunların sürdürülmesinde büyük yarar olacaktır. İşte gördüğünüz gibi uçak konusunda da arkadaşlar özellikle Kayseri, Kartal'daki tayyare fabrikası ve diğer taraftan da Eskişehir'deki uçak fabrikaları arkadaşlar önemli imalat, bakım, revizyonları yapılmış ve bu konuda da Nuri Demirağ'ın kişisel gayretleri uçak sanayi için önemli katkı sağlamıştır. İşte yine Kayseri uçak fabrikasında imal edilen Kurtüz C2-C1 eğitim uçağını görmekteyiz. Yine bununla ilgili olarak yine Kayseri uçak fabrikasından bir fotoğrafımız. Yine Selahattin Alan'ın Eskişehir fabrikasında imal ettiği Selahattin 1 uçağını görmekteyiz. Eskişehir'deki fabrikalarımız arkadaşlar bildiğiniz gibi devrim otomobili Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın lokomotif yani Tülnomsaç'ta yapılmıştır. Diğer bir sektöre kaydırılabilmesi, değiştirilebilmesi, fleksibil olması yine Endüstri 4.0'la çok yakından alakalıdır arkadaşlar. Şimdi referans olması açısından Kore'yi ben benimsiyorum. Ben Kore'ye de gittim arkadaşlar. Ve öyle ki 1950'li yıllarda bizden çok geride bir teknolojisi var iken, kişi başına milli geliri çok düşük iken, daha sonra bunlardaki artış 1980'li yıllarda başa baş noktasına gelmiş ve bizi çoktan geçmiştir. Bugün artık Kore'nin dünya markaları vardır arkadaşlar. Bir Samsung olsun, gerek otomobil sektöründe, iş makinelerinde, gerekse elektronik sanayinde, gerekse LG'de arkadaşlar, dünyada lider konumundaki sektörleri oldukça önem arz etmektedir. Tabii bizim de yapmamız gereken hususlar tarımdan, geleneksel tarımdan makinalaşmış tarıma doğru geçtiğimiz takdirde endüstrileşme yolunda önemli yollar mesafeden kat edeceğimize inanıyorum. Öyle ki bu uçak fabrikamızın siz tarım ülkesisiniz ve traktör imal etmenizde yarar var diyerekten bunların traktör fabrikalarına teşvik edilmesi, dönüştürülmesi yine maalesef
üzüldüğümüz bir taraftır. Evet. Değişim yapmak istedim. Evet. Güzel. İşte sanayideki yapılanmadan görüyoruz arkadaşlar. Burada bakınız, düşük teknoloji, yüksek teknoloji ve orta seviyedeki teknolojiler olarak üçlü grafiğin, bu Ömer Kaymaz Hoca'nın bir çalışmasıdır arkadaşlar. Ve Kore süratle düşük teknolojiden yüksek teknolojiye doğru, orta teknolojiye doğru geçiş yaptığı için kişi başına milli gelir de yükselmiştir. Türkiye maalesef bu hızı çok iyi yakalayamamıştır. Ama bundan sonra da inşallah kendi milli değerlerimizi ön plana çıkardığımız takdirde bunlar da aşılacaktır. Yine ekonomideki yapısal gelişme, bahsettiğim gibi ve Cumhuriyet tarihinden itibaren de geleneksel tarımdan endüstrileşmeye doğru hızlı bir geçişin yapılması halinde kişi başına milli gelir artacaktır. İşte burada da gördüğümüz gibi burada tarım, endüstri ve hizmet sektörlerinde baktığımız zaman Türkiye biraz hizmet sektöründe iyi bir konuma gidiyor. Özellikle turizm konusundaki gelişmeler oldukça olumlu ve dünya ile rekabet edebilir haldeyiz arkadaşlar. Tabii endüstrileşme boyutunda da gelişmemiz biraz daha yavaş ama hizmet sektöründe çok daha iyi yönde gelişmelerimiz var ve dünya ile rekabet edebilir pozisyondayız. Gönül ister ki tarım bile olsa, endüstriyel tarımın ve ürünlerinin de sanayileşmiş tarım ürünlerinin olduğu takdirde, işte bugünkü gördüğümüz bu yılki patatesin bol olması ama değerlendirilememesi sebebiyle de bunların depolarda sivişmesi, yine etrafımızdaki savaş senaryoları maalesef tarım politikalarımızı, endüstri politikalarımızı, ticari politikalarımızı da maalesef oldukça etkilemektedir. Halbuki sanayiyi endüstriyle birleştirdiğimiz takdirde, endüstriyel tarıma geçtiğimiz takdirde, ürünlerimizi endüstrileştirdiğimiz takdirde bu tür fazlalıkları veya eksikleri bunları kompanse edecek ve karşılaştıracak, tamponlayacaktır. Tabii ülke açısından bir gelişmişliğin önemli bir ölçeği, kişi başına tüketilen enerji tüketimi, yine bizim makalelerimizde topic sentence olarak, başlangıç cümlesi olarak ifade ederiz. Bakınız burada da dışa bağımlılığımız enerji olarak oldukça fazla. Yani petrole dayalı, doğalgaza dayalı enerji bağımlılığımız %75,9 seviyelerine kadar gelmekte ki hele dövizden de oldukça etkilenmekte ve sanayimizi dolayısıyla baltalamaktadır. Ticaretimiz de baltalamaktadır. Tabii enerji önemli bir paydaştır sanayi için, ticaret için, tüketim için, gelişmişliğin bir ölçüsüdür. Önümüzdeki yıllarda nükleer enerji ile bu dışa bağımlılığımız azaldığı takdirde bu rakamlar düşecek. Yine Karadeniz'deki bulunan doğal gaz rezervlerimiz bu dışa bağımlılığımızı azaltacaktır. Yine dünyada da biz yenilenebilir enerji konusunda çok iyi bir seviyedeyiz. Bu ne demek? Rüzgar enerjisinde gelişme olarak çok iyi durumdayız. Yine jeotermal enerji rezervleri açısından da biz 5. ve 6. sırada yer almaktayız. Jeotermal enerjiden en önemli faydalanma şekli ise elektrik santrallerinin kurulması, bunların işletme maliyeti çok düşüktür. Dolayısıyla enerji maliyetlerin düşürülmesi, dışa bağımlılığımızın azaltılması,
sanayimiz açısından oldukça önem arz etmektedir. İşte burada da eşdeğer ton eşdeğer petrol olarak ifade edilmektedir. Bakınız 2023 yılındaki projeksiyonumuz 218 milyon ton eşdeğer petrole karşılık gelmektedir. Bu artışlar hızla devam etmekte. Bu artışlar olmalıdır arkadaşlar. Yani geçmişte elektrik üretimimiz ve tüketimimiz çok küçüktü. Çünkü gelişen sanayimiz yoktu. Ama günümüzde gelişen sanayimiz artık ürünlerimizin Avrupa'ya ihraç edilebilmesi ve Çin'le Hindistan'la rekabet edilebilir hale gelmemiz, oradaki düşük kaliteyle olan ürünlere karşılık standartlara birebir uyan, EN standartlarına uyan ürünlerimizin Avrupa'ya ihraç edilebilmesi bizim açımızdan oldukça önemlidir. Ve bunun için de enerji maliyet girdilerinin oldukça düşürülmesi şarttır arkadaşlar. Günümüzde bilim, teknoloji ve inovasyonun ön basamağıdır arkadaşlar. Bilim adamı olarak evrensel düşünen bir kişi olmalıdır bilim adamı. Objektif olmalı, herhangi bir bağımlılığı söz konusu olmamalıdır. Ahlaki sorumluluğu yüksek olan kişidir. İşte biraz önce söylediğim Ali Kuşçu örneği ve Fatih Sultan Mehmet örneği arkadaşlar güzel bir etik davranışın örneğidir. Dolayısıyla bilim adamı ahlaki sorumluluğu olan, etik davranan bir kişidir. Kendisi öyle bir aydınlanmış kişi olmalıdır ki etrafına da bilgisiyle ışık saçmalı, etrafını da toplumsal katkı olarak sağlayabilmelidir. Bugün üniversiteler olarak da üç amacımız vardır arkadaşlar. Öyle ki eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme ve toplumsal katkı. Toplumsal katkı olarak... Metin Hocam, çok özür dilerim. Sesinizi kapattınız yanlışlıkla kıymetli hocam. Geliyor sanıyorum. Şu anda geldi hocam. Evet, tamam. Kendiliğinden oldu. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Kıymetli İşte hocam. Bakınız, tabii günümüzdeki universal düşüncenin temeli olarak Sokrates düşünülür arkadaşlar. Öyle ki Sokrates laboratuvar olarak, araştırma merkezi olarak pazar yerlerini, sokakları almıştır ve onun öğrencisi Eflatun, Platon yine milattan önceki yıllara dayalı olarak da kurumsallaşmaya doğru gitmiştir ve Yunanistan'ın Akademia bölgesindeki bölgenin adıdır Akademia ve oradan gelmektedir arkadaşlar ve onun Eflatun'un öğrencisi de Aristo bunu bina olarak ve kurumsal olarak da bugünkü üniversite temellerinin oluştuğu söylenir. Ancak bu pagan okullarıyla yani din okullarıyla kiliselerle rekabet halinde olup bunlar idamla sonuçlanan 51 kişilik bir jüriyle maalesef idam edilmişlerdir. Onun arkasından zaten bildiğiniz gibi Rönesans ve Reform hareketleri de gelmiştir. Burada zaman zaman tıklıyor. Slide değişmiyor. Herhalde PowerPoint'te mi hocam? Evet. Değişti. Tamam. Değişti. Tamam. Bir sıkıntı oluyor. Tabii hemen tabii dünyada bu temel oluşumların yanı sıra bizim İslam ülkeleri olarak da çok büyük bilim dünyasına hizmet etmişiz. İbn Sina'nın eserleri, kitap olarak eserleri bakınız. Fransa'da bile yakın tarihe kadar ders kitabı olarak okutulmuştur. Bunun yanı sıra kimya alanında da bugünkü temellere dayanan İbn Sina'nın görüşleri özellikle altın konusunda, cam konusunda görüşleri oldukça önemlidir. Geçmişte diğer metallerden altın metaline dönüşüm sağlanmaya çalışmıştır. Ancak bunun olmayacağını fakat boyama ile altın görüntüsü verilebileceğini
İbn Sina çok önemli bir kural olarak ortaya koymuştur. Yine ilk defa bu konularda Bursa'da 19. yüzyılda Bursalı Derviş Ömer'in kişisel gayretleriyle askeri tıbbiyede kimya dersleri konulmuş ve Atatürk zamanında da Almanya'dan getirilen 1933'te ve üniversite reformu yapılmıştır. Biz ilk yıllarda Fransa'dan çok etkilenmişiz arkadaşlar ve bazı modelleri Fransa'dan almışız. Bizim ilk köprü ve yol mektebi Fransa'dan alınmıştır. Ancak daha sonra Almanya ile çok sıkı işbirliği içerisine girmişiz. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında savaştan kaçan, özellikle farklı din görüşüyle orada Almanya'da barınamayan bilim adamları ülkemizde arkadaşlar güzel hizmetlerde bulunmuşlar ve toplumsal katkı sağlamışlardır. Kurucuları üniversitelerin, Ankara Üniversitesi'nin kuruluşunda ve diğer üniversitelerin bilimsel olarak gelişmesinde Almanların o dönemlerde çok büyük katkısı vardır arkadaşlar. Tabii bu esnada Cabir İbni Hayyan'dan söz etmek de önemli. Bugünkü imbik, damıtma, gül yağının destillenmesi Cabir İbni Hayyan'a dayanmaktadır arkadaşlar. 100 tane muazzam eseri vardır. Bunun 22'si kimya ile ilgilidir. Bakın, bugünkü kristalleştirme, damıtma, kireçleme, süblimleşme ve buharlaştırma gibi kavramlar Cabir İbni Hayyan'a dayanmaktadır. Hatta maddelerin sınıflandırılması bugünkü sınıflandırmaya da birebir uymaktadır. Öyle ki işte metaller, metal olmayanlar ve ruhlar. Ruhlar dediğimiz işte sirke ruhu gibi, kafurun gibi kimyasal maddeleri ruh olarak, yani uçucu maddeler olarak tanımlanması, sınıflandırma bugünkü sınıflandırmaya da uymaktadır. Kimya mühendisliğinin sembolü olan imbik Cabir İbni Hayyan'a dayanmaktadır arkadaşlar. Bu kadar temel bilimleri yine Müslüman olan bilim adamları bütün dünyaya güzel hizmetler etmişlerdir. Bakınız, söylemek istediğim üç farklı kategoride sınıflandırma, bahsettiğim gibi ruhlar, yani kafur, arsenik ve amonyum klorür gibi ısınınca buharlaşan maddeleri bir sınıf olarak ifade edebilmiştir. İkincisi metaller, örneğin altın, gümüş, kurşun, bakır, demir gibi. Üçüncüsü de tozlara dönüştürülebilen bileşimler kategorisi olarak sınıflandırmıştır. Bunlar bugünkü sınıflandırmaya uygun olarak metaller, metal olmayanlar ve uçucu maddeler kategorisine, sınıflandırmasına uymaktadır. Cumhuriyet dönemindeki sektörel faaliyetlerden söz edecek olursak arkadaşlar, ilk çimento fabrikası 1911 yılında kurulmuştur. İlk şeker fabrikası 1923 yılında kurulmuştur. Bakınız, ilk suni gübre fabrikası 1939 yılında ve Karabük Demir Çelik Fabrikası bünyesinde baca gazlarından amonyak ve kükürt dioksit, amonyum sülfat halinde bağlanarak gübre elde edilmesi önemlidir. 54 yılında İskenderun, 1961 yılında Yarımca'daki fabrika Petkim olarak önemlidir. Ve 1962 yılında Kütahya Azot Sanayi, yine 1935 yılında Paşabahçe'deki ilk cam üretimi, 62 yılında Bandırma Borik Asit Boraks Fabrikası, Mersin Soda işletmesi hala da çalışıyor. 45 yılında İzmit'te kurulan kağıt fabrikası SEKA, kloralkali tesisleri, 1960 yılındaki Yarımca'daki kompleks, Koruma Tarım, Tarış Fabrikası, 1983 yılında Ali Ağa'daki petrokimya tesisi, ikinci bir petrokimya kompleksi olarak bizim temel sektörlerimizden birisidir. Peki teknik eleman biz teknik eleman olarak öğrenci arkadaşlarıma bu konuda önemli bir şey söylemek istiyorum. Tabii
bu konuda sanayinin içinden gelen Sayın Deryal Başkanımız da sanıyorum görüşlerimizi de paylaşacaktır. Bakınız, eğitim sektörü çok çeşitli aşamalardan geçti. YÖK öncesinde biz Alman ekolü içerisinde etkilenmişiz. Teknik eleman yetiştirilmesinde. 82'den sonra ise maalesef tasarım modeli bütün üniversiteler tarafından benimsenerek tek düze tasarım mühendisliği, tasarım teknik elemanı şeklinde yani anahtar teslimi fabrika yapan teknik elemanlar düzeyine getirilmiştir. Halbuki bizim zaman zaman sanayici arkadaşlarından da duyduğumuz beklentiler tasarım konusu var. Ama bu bir paydaşın bir tanesidir. Biz işletmenin sürdürülmesi, işletmenin teknolojik gelişmelere güncellenmesi oldukça önem arz etmektedir. İşte biz bu ikinci maddede olan işletmenin güncellenmesi olayını yapamadığımızdan dolayı bugün Sümer Bankları kapattık, bugün SEKA'yı kapattık ve birçok cam fabrikalarını da maalesef devlet sektörü olarak çekilmek zorunda kaldık. Yine çimento fabrikalarından da çoğu çimento fabrikalarından devlet çekildi. Tamam, biz devletçi bir politika izlemiyoruz ancak bazı konularda da rekabeti yaratma açısından da bizim serbest rekabetin yaratılması açısından da önem arz etmektedir. Öyle fabrikalarımız oldu ki arkadaşlar kapatılması beni çok üzdü. Örneğin Kayseri'deki Çinkur işletmesi yine temel bir sanayi sektörüdür. Bir tane işletmedir. Çinko ve kurşun üreten tek fabrikamızdı. Maalesef burası kapandı ve başka yerlere gitmek zorunda kaldı. İşte temel sektöre dayalı olan gerek rafineriler, gerekse petkim gibi işletmeler, polimerin ham maddesini biz sadece ala petkimden almaktayız. Ve yetmiyor. Bu temel ham maddelerimiz bizim ucuz, bol, piyasada bol miktarda olacak ki ve örneğin polimerde mamul madde üretiminde de çok iyi hızlı bir gelişim yapabilirim. Bugün artık günümüzde kompozit malzemeler o kadar önemli ki polimerik maddelerin ve diğer maddelerin temel maddelerin gelişmesi oldukça önemli. Tabii teknik elemanlarda arkadaşlar bir üniversite müfredatının yaptığı zorunluluklar var. İşte bu zorunluluklar gereklilik olarak ifade ettim. Ancak bunun yanı sıra teknik seçmeli derslerin zenginleştirilmesi, istediğiniz alana doğru yönlendirilmesi ve dışarıdan BELTEK kurslarıyla olsun, diğer kurslarla olsun yeterliliklerinizi zenginleştirmeniz gerekir. Yine yabancı dil konusu dışarıdan teknolojinin alınması, transferi konusunda önemli rol oynayacaktır. Yine bilgisayar programları zamandan tasarruf sağlamakta ve çok büyük kolaylıklar getirmektedir. Tabii girişimcilikte arkadaşlar, girişimci ekonomik faaliyette bulunurken belirsizlikten kaynaklanan riskleri üstlenen, rekabet edilebilirliği artırmak için yenilik yapan ve geliştiren, tehdit ve fırsatları akılcı bir biçimde değerlendiren ve geleneksel kalıplara hapsolmayarak onları aşan kişidir girişimci. Bakınız günümüzdeki COVID küresel salgınından dolayı restoran sektörü iflas ediyor. Ancak buna ayak uydurabilen diğer işte yemek sepeti olsun, diğer yani bilgisayarla bu işi hemen dönüştürebilen, bunları fırsat haline getirebilmektedir. Diğer aynı şekilde birçok AVM'ye artık giremiyoruz. AVM'ye giremediğimize göre insanlar ihtiyaçlarını internet alışverişleriyle sürdürmekte ve bugün dünyanın en zengin kişileri internet satıcılarıdır. Burada reklam olmasın diye söylemiyorum. Dünyada artık globalleşmeye doğru gidilmekte ve dünya yakın bir köy haline gelmektedir. Öyle ki bugün sitelerdeki mobilya sektörümüz bir İsveç'le
bir Hindistan'la, bir Çin'le rekabet etmek zorundadır. İnternet bunlarda çok büyük kolaylıklar sağlamıştır. Tabii ki bilgisayar programları yine teknik elemanlarda beklediğimiz özelliklerinin geliştirilmesidir. Gereklilikler herkeste aynıdır arkadaşlar. Ama yeterlilikler yabancı dil bilgisayar programları gibi ek donanımlar bizim sanayicimizin aradığı ekstralardır, fazlalıklardır ve bir adım öneye çıkabilmeniz için çok çok önemlidir. Yine ülkemizde girişimciler açısından çok büyük teşvikler vardır arkadaşlar. Üniversitedeki teknokentler ve teknoparklar muazzam bir vergi muafiyeti sağlamakta çok büyük kolaylıklar getirmektedir. Yine Sanayi Bakanlığı'nın ARGE merkezlerinin kurulması önemli. Yine TÜBİTAK'taki 1512 projeleri 200 bin liraya kadar proje verilmekte. Öğrencilerden yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve mezuniyetinden itibaren de bir süresi var. 5 yıl olabilir. Bu süre içerisinde 1512 projesine müracaat edebiliyor ve bunu ticarileştirme adımları olarak da üniversite gereken kolaylığı gösteriyor. 200 bin liraya kadar çok güzel teşvikler var. Ben orada da panelistim. Ve yaklaşık olarak 4-5 ayda bir toplanıyoruz ve gelen projeleri değerlendiriyoruz ve üniversitemizden de müracaat edenler oluyor. Lisans öğrencileri, bitirme projesi öğrencileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, mezunlar da bu konularda teşvik alabilir, projelendirilebilir ve çok güzel kazanımlara ticarileştirme basamağı olarak seviye 9'a kadar yükselebilir. Bunun için güzel teşvikler var ve teknokentler ve kuluçka merkezleri de bu konuda da oldukça güzel hizmetler yapılmaktadır. Üniversitemizde de güzel hizmetler yapılmaktadır. Bakınız, yeni bir iş kurmak için teşvik konusunda teknoparklarda yeni firma kurmanın özendirilmesi önemli. Üniversitemiz bunu yeterince önem veriyor. TTO'muz bu konuda çok yardımcı oluyor ara kuruluş olarak. Yeni firmalar ile üniversite ve araştırma enstitüleri arasında ortak araştırmalar yapılması, yine gerek COSGAP'le aracılığıyla olan çalışmalar, gerekse KAMAK. KAMAK projesi arkadaşlar, üniversite ile sanayinin birlikte yapması gereken büyük projelerdir. Kamunun yapması gereken büyük projelerdir. Bununla ilgili yine Etimaden'le yapılmış projeler var arkadaşlar. Çok önemli çıktıları var. Üniversitelerin altyapısının kullanılabilmesi oldukça önemli. ARGE teşviklerinden yararlanması, bu konuda düzenlemeler yapıldı. Öyle ki %85'e kadar pay dağıtımı söz konusudur. Bu geçmişte %50 seviyelerinde kalıyordu. Günümüzde %85'e kadar teşvikli bu ücretler öğretim üyesine dağıtılmaktadır. Tabii en önemli husus arkadaşlar, maalesef ki bizdeki, ülkemizdeki girişimciler emekli olduktan sonra tecrübesini sanayiye aktarıyor. Halbuki bu dinamizm açısından yetersiz kalıyor. Bu dışarıda da daha genç girişimcilerin olması oldukça önemli. Bu konuda zaten teşvikler yapılıyor bu konuda. Ancak ülkemizde de eğer bu girişimci olan arkadaşların geri dönme garantisinin sunulması halinde bu girişimcilik açısından önemlidir. Erdal Hocam'ın bahsettiği gibi tabii biraz borra ilgili çalışmalarımız var tabii ki. Bu ülkemiz açısından çok büyük bir avantaj getirmektedir arkadaşlar. Rezerv olarak %72,9 civarında bor rezervimiz var. Etimaden işletmeleri 17 tane ticari temel ürünü yapmaktadır. Halbuki tabii uç ürünler olarak, borun uç ürünleri olarak 300 civarında kataloglara girmiş bor bileşikleri var arkadaşlar. Öyle ki geçmiş yıllarda, yani Osmanlı'nın son dönemlerinde bor madenlerini biz kireç olarak dışarıya satmışız. Bunlar da var. Kaynak olarak da gösterebiliriz. Günümüzde işlenerek kimyasal maddeye dönüştürülmüş
temel maddeler olarak biz dünyada da önemli rezerv sahibi olarak piyasaya da hakimiz arkadaşlar. Benim Etimaden'de mezun olan doktor öğrencilerim çok sayıda ve onlarla çok güzel işler de yaptık. Öyle ki tarım, malzeme, enerji, savunma sanayi, nükleer, ilaç, deterjan ve cam sanayinde yani 8 ana sektöre biz bunu ayırdık. Ve BOR dergisi olarak da bu konuda BOR'la çalışan bilim adamlarına hizmet etmek üzere TR dizinde ve EBSCO'da yer almaktadır BOR dergimiz. Ve indekslere girmek için önemli çabalar sarf edilmektedir. Bakınız, Almanya rezerv konusunda herhangi bir iddiası bulunmamasına rağmen BOR Araştırma Enstitüsü kurmuştur. Yine Çin'de bu konuda BOR Araştırma Enstitüsü kurmuştur. Bizim en büyük ihracat yaptığımız ülke Çin'dir arkadaşlar. Ve bugün önümüzdeki bilgisayarların, bu düz ekran televizyonların çok pahalı olmasına sebep bu ekranların ultra saf borik asit içermesinden kaynaklanmaktadır. Yani %99,999 gibi safiyetteki, çok yüksek saflıktaki borik asit üretimi katma değer olarak çok yükseltmekte. İşte KAMAK projesi olarak da Etimaden'le yapılan projede de bu gerçekleştirilmiştir. Ve rakamlar o kadar yüksek ki Sayın Rektörümüzün de bahsettiği gibi ilk endüstri devrimi arkadaşlar, endüstri 1.0 buhar makinelerinin yapılmasıyla ortaya çıkmıştır. Öyle ki ve bu lokomotifler tren olarak Avrupa'da dolaşmış ve buhar gücü olarak gemilerde görülmüştür. Bu endüstri 1.0 olarak teknolojiye, sanayiye girmiştir arkadaşlar. Tabii buradan hemen üretilen diğer bir konu elektrik enerjisidir. Hatta dinamometreyle olan elektrik üretimi oldukça önemlidir. Elektrik üretimi, bildiğiniz gibi enerji termodinamiğin birinci yasasına göre dönüştürülmesi kolaydır. Ancak kalitesiz enerji ve kaliteli enerji vardır. Elektrik enerjisi en kaliteli enerjidir arkadaşlar. Çünkü bu enerjiden diğer enerji türlerine kolay geçiş yapabilirsiniz. İster ısı, ister mekanik enerjiye dönüşüm yapabilirsiniz. Ve bu sebeple elektrik enerjisi sanayinin gelişiminde endüstri 2.0 olarak tanımlanmaktadır. Tabii ki bunun hemen arkasından en büyük gelişme elektronik sanayidir. Elektronik sanayinde bu bilgisayar donanımlarına ilk geçiş basamakları olup elektronik sistemlerin kurulması ve mekanik sistemlerin terk edilmesi, elektronik sistemler günümüzde mekanik sistemleri alanını kazanmıştır. Yine bu endüstri 3.0 olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi endüstri 4.0 nereden çıktı arkadaşlar? Hannover Fuarı'nda, Almanya'da Hannover Fuarı'nda görüyorlar ki endüstriyel ürün satışlarında sürekli Batı, Almanya, Avrupa ülkeleri, Amerika yerinde sayarken Çin büyük bir hızla pazar kazanmakta ve dünya pazar, Çin'in pazar ekonomisiyle rekabet etmek zorunda kalmaktadır. Yine ben Çin'de gördüğüm bir manzarayı anlatayım arkadaşlar. Bir binanın alt katından geçiyordum. Çok pis kokular geldi. Hakikaten havalandırması zayıf. Baktığım zaman içeriye ranzalar halinde işçi yatakhanelerini koğuş olarak gördüm. Sordum Çinli'ye. Burası nedir dedim ya. Çünkü yanında da 5 yıldızlı oteller var bu semtte. Burası dediler işçi yatakhanesi. Öyle ki işçi yatakhanesinde gündüz yatan aynı yatakta gündüz birisi yatıyor, gece başka birisi yatıyor. Çok şaşırdım tabii ki. Böyle bir ekonomiyle Türkiye'de olsun, Avrupa'da olsun rekabet etmek zorundadır. Yine bisiklet faytonlarda sorduğum zaman ki bir Hintli'yi sormuştum.
günde 2-3 dolar kazanıyorum, bunun yarısını bisiklet sahibine veriyorum demişti. Yarısını ben kendimi kazanıyorum ve çok para kazanıyorum diye ifade etti. Bakınız, buradan şu ortaya çıkıyor. Hindistan ve Çin'de emek yoğun sektör çok ucuz. Onunla rekabet edebilmemiz imkansız. O halde Batı da şunu yapmalıdır. Robotlaşmalıdır. Yani makinalaşmalıdır. Eğer makinalaştığı takdirde Çin'le rekabet edebilecek duruma gelir. Bakınız, Avrupa ülkelerinde 2016'da 550 euro iken, milyar euro iken, 2011'de 620 milyar euro, çok az bir artış var. Çin'de ise 170 milyar eurodan 580 milyar euroya çıkmaktadır. Amerika aynı kalmakta, Almanya 190'dan 220'ye çıkmaktadır, Rusya 10'dan 15'e çıkmaktadır. Halbuki Çin'de bu artış çok fazla, günümüzde bu rakamlar yine Çin farkı artmaktadır, çok artmaktadır. Bu sebeple Çin'in bu gelişimini önlemek üzere makinalaşma, emek yoğun sektörün maliyetlerini düşürmek yönüyle oldukça önem arz etmektedir. Peki Endüstri 4.0 gereklilikleri nedir arkadaşlar? Öyle ki kişiselleştirilmiş üretim ve uçucu marketler, işte yine pandemiden dolayı arkadaşlar aynı sektör içerisinde iflas eden bir kesim var. Ama bunun yanı sıra dünya zenginlerini yaratan aynı sektörde yine internet mağazaları var. Yine maksimum otomasyon, robotlaşma açısından oldukça önemlidir. Geçmişte biz bu acı tecrübeyi yaşadık arkadaşlar. Direnen, tekstil sektöründe çok iddialı olduğumuz halde direnen makine, tekstil makineleri, tekstil fabrikaları dünyada rekabet edemedi. Özellikle Denizli'deki, bakınız, birçok firma batmak zorunda kaldı. DEBA, Denizli Basma Sanayi arkadaşlar, Denizli'deki en büyük basma fabrikasıydı. Ama bu otomasyonu sağlayamadığından dolayı kapatıldı. Ama bu değişime ayak uydurabilenler şu anda bunları fırsata dönüştürmüşlerdir. İşte bizim de Endüstri 4.0 olarak bunları rekabet edebilir halde günün şartlarına doğru güncellemekte büyük yarar var. Öyle ki tabii günümüzde Endüstri 5.0 geliyor arkadaşlar. Endüstri 5.0'da da yaşanan en büyük problem nedir? Endüstri 4.0'ın problemi nedir? İnsanla makine arasındaki bağlantıyı kurulamamaktadır. Bu bağlantıyı çözmek üzere Endüstri 5.0 gelmektedir. Bakınız, Endüstri 4.0'da daha az emekle daha fazla iş ve enerji verimliliği, bakınız enerji verimliliği oldukça önemli. Öyle sektörlerimiz var ki enerji maliyetleri arkadaşlar %70 seviyelerine ulaşan enerji maliyetlerimiz var. Çimento sektörü, endüstriyel toprak ürünleri, seramik sektörü ülkemiz açısından oldukça önemli. Hangi yönlerden önemli? Anadolu toprakları 3. jeolojik devrinde meydana geldiğinden dolayı yer altındaki lavların yer kabuğuna taşınması yönüyle ve ham madde oluşturması yönüyle oldukça önem arz ederken, enerji maliyetleri yönüyle de oldukça dezavantajlı haldeyiz. Bugün çimento sektöründe arkadaşlar maalesef %60, %70 mertebesinde enerji maliyetleri vardır. Çimento sektöründe, pişirme sektöründe. O halde bunu nükleer sanayiyle veya yenilenebilir enerji kaynaklarıyla veya jeotermal enerjilerle arkadaşlar bu maliyetlerin düşürülmesi, sanayicinin temel unsurlarında kolaylık getirilmesi oldukça önemlidir. Tabii ki buna bağlı olarak da teknik elemanlar çok iyi bir paylaşım ve paydaş olacaktır. Robotlar oldukça önemlidir. Hep eleştiri konusu yapılmaktadır. O zaman insana ihtiyaç kalmayacak, insanlar işsiz kalacaktır. Zaten şu anda buna uymadığımız takdirde fabrikalar kapanarak zaten işsiz kalıyoruz. O halde robotlarla ilgili
iş değişimiyle ilgili olarak, sektör değişimiyle ilgili olarak geleceğin mühendislik dallarına, geleceğin yazılım programlarına biz ayak uydurmak suretiyle daha esnek ve bu sektörleri birleştirici ve bunları bir araya getirici disiplinler arası çalışmalar yapmak suretiyle en büyük hizmeti yapmış oluruz ve dünyayla rekabet haline gelebiliriz. Evet, bunlardan arkadaşlar 3D simülasyonları oldukça önemli. Günümüzde artık bu 3D simülasyonları oldukça imalatta önemli bir yer tutuyor ve ara kademelerde de işletmeci olarak da meslek yüksek okulları ve teknoloji fakülteleri 3 dönem eğitim yapmak suretiyle biraz önceki ifade ettiğimiz işletme konusundaki teknik elemanlarda büyük ihtiyacımızı karşılayacaktır. Bizim Türkiye olarak hep tasarım mühendisine ihtiyacımız yok. Tasarım mühendisi olarak biz çok az sektörde tasarım mühendisi olarak iş yapıyoruz. İnşaat sektörü bunlardan birisidir. Dünyada inşaat sektöründe biz ikinci sıradayız. Birincisi Çinliler, ikincisi Türklerdir. Burada tasarım mühendisi olarak iş yaparız. Ancak diğer bazı sektörlerde bizim daha çok işletme mühendislerine, işletme teknik elemanlarına ihtiyacımız var. Bu ne demek? Var olan bir sektörü sürdürebilmek ve güncelleyebilmek oldukça önemlidir. Bunu yapamadığımız takdirde işte SEKA gibi kapatırız, Sümerbank gibi kapatırız, çimento fabrikaları gibi kapatırız, şeker fabrikaları gibi kapatırız. Halbuki yine şeker fabrikalarında özelleştirilen ve güncelleyebilen sektörler bugün şeker pancarı işletilse bile yine dünya ile rekabet edebilir haldedir. Bunlar Çumra'daki fabrika bunlardan önemli bir paydaşıdır. Bu sebeple bizim teknik bilimler okulumuz ve teknoloji fakültemizdeki farklı bir mühendis yetiştirme pozisyonumuz ülkemizin ihtiyaçları açısından ihtiyaç olan, sanayicimizin ihtiyacı olan, pratiği fazla olan konularda eleman, teknik eleman yetiştirmesi bakımından oldukça önem arz etmektedir. Evet, tabii yatay konular var bu konuda. Bu pazarlama olsun, satış olsun. Pazarlama ve satış sanayinin lokomotifidir. Ticaret sanayinin lokomotifidir. İnternet satışlarıyla, başka satışlarla biz güncelleyebildiğimiz takdirde dünyayla rekabet edebilir hale geliriz. Satılan mal üretilebilir, satılmayan mal üretilemez. Yine bununla düşey ve yatay olmamak üzere ham maddenin temini, işte çimento sektörü olsun, bor madeni olsun, ham madde temini yönüyle sanayicimizin avantaj getiren konularında önemli girdiler sağlamak da oldukça önemlidir. Tabii ki bizim Avrupa'ya komşu olmamız ve standartlar yönüyle de Avrupa EN normlarına birebir uyum sağlamamız, biz ISO'nun yönetiminde bulunuyoruz. Bakın, ISO standartlarının yönetimindeyiz, EN standartlarının yönetimindeyiz. Birebir tam üyeyiz arkadaşlar. Bu standart yönünden oldukça önemli. Yani ürünlerimizin tesis standartları olarak Avrupa'ya pazar oluşturmakta hiçbir sıkıntımız yok. Bu da önemli bir avantaj bulunmaktadır. Tabii ki veri bakımından bulut sistemi oldukça önemli. Bu konuda üniversitemizde bulut sistemiyle iş yapmakta. Öyle ki birçok verimizi biz bulut sistemine giriyoruz. Veri tabanı, büyük veri tabanlarının oluşturulması oldukça önem arz etmekte. Tabii sanayici de buraya girebilmeli. Öyle zenginleşmeliyiz ki sanayici de buraya girebilmelidir arkadaşlar. Bazı tezlerimizde de bu verilerden yararlanarak tezler oluşturulabilmeli, bu veri tabanından yararlanabilmeliyiz. Bulut sistemi oldukça önemli. Bu konuda Şeref hocamızın çok büyük gayretleri var. Disiplinler arası çalışmalar yönüyle bulut sistemi Endüstri 4.0'da temel unsurlardır. Büyük veri tabanlarına,
hazırlık yapmamız gerekir ki buradan verileri istatistiki olarak değerlendirilebilelim. Yine akıllı uygulamalar oldukça önemli, bulut temelli çözümler oldukça önemlidir. Süremizi çok aştığımızı biliyorum. Onun için toparlama açısından maalesef kısa kestim. Ama sorular olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım. Bu fırsatı da verdiğimiz için ve bazı dertlerimi de ifade edebildiğim için özellikle bazı fabrikalarımızın kapanmasını ben işletme mühendislerimizin, işletme teknik elemanlarımızın, işletme derken yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Ben elektronik mühendisinin işletmecilik konusunda yani tasarım mühendisi değil, diğer konularda da bizim yetişmiş kalifiye elemanlarımızın olmasını önemsiyorum. Bize sadece tasarım mühendisi lazım değil. Biz sadece anahtar teslimi fabrika kuran mühendis istemiyoruz. Mevcut fabrikalarında işletilmesi, onların güncellenmesi, dünya ile rekabet edilebilir hale gelmesi açısından bu üç dönem uygulamasını oldukça benimsiyorum. Farklı bir versiyonda elemanın yetişmesi, bahsettiğim yeterlilikler açısından, zenginleştirme açısından çok önemli olduğunu vurguluyorum. Çok teşekkür ederim. Zamanımı açtım. Bu fırsatı da verdiğiniz için teşekkür ederim. Kıymetli hocam, ağzınıza gönlünüze sağlık. Biz hem sizin gönül dünyanızı paylaşıyor olmanızdan, dertlerinizi dinlemekten, hem de sizin dilinizden bilimin, ilimin, teknolojinin dünden bugüne seyrini dinlemiş olmaktan çok keyif aldık. Dünden bugüne ilk çağlardan son geldiğimiz Endüstri 4.0'ın geldiği noktaya kadar ve burada da Endüstri 4.0'ın bizden beklentilerine kadar büyük bir vizyon, geniş bir vizyon çizdiniz. Ağzınıza sağlık kıymetli hocam. Çok mutlu olduk. Ben teşekkür ederim. Bir iki soru var. Mustafa Bey, değerli başkanım, Mustafa Başkanım, uygunsanız size gelmiş aslında bu soru da. Başkanım şöyle bir soru var. İlginç de bu soru. Endüstri 4.0'la da birleştirmiş sanırım soruyu soran arkadaşımız. Bu özellikle Bitcoin ticari hayatta alışverişte kullanılmaya başlanıldı mı? Ticari ilişkiler Bitcoin üzerinden geliyor mu gidiyor mu gibi. Yani Bitcoin ile ticaretin bir ilişkisi var mı şu anda Mustafa Başkanım? Mesela siz atıyorum 10 top kağıdı Bitcoin karşılığında alabiliyor musunuz gibi. Onu herhalde sormaya çalışıyorlar. Teşekkür ederim başkanım. Yani ben henüz kullanmadım. Kullandığında henüz duymadım ticarette. Sadece bir yatırım aracı olarak şu anda herhalde kullanılıyor. Tabii gençler hemen böyle teknolojik yeni gelişmelere veya finans sektörlerine buraya yöneliyorlar. Ama bir ülkenin kurtuluşu üretiminde ve ihracatındadır arkadaşlar. Üretimini yeterli derecede yapamıyorsa ve bunu katma değerli hale ilerleyen zamanda getiremiyorsa ve bunu da ihraç edemiyorsa işte şu anda bizim oluşmuş 500 küsur milyar dolarlık bir borcumuz var. Bunu katlayarak gideriz. Ama biz ne zaman katma değerli ürün haline geldik? Ne zaman bunları dışarıya ihraç edebiliyor hale geldik? O zaman bizim kurtuluşumuz buradadır. Şimdi bizim nesiller şu anda sizlere 535 milyar dolar civarında bir borç bırakıyoruz. Siz yarınki gelecek nesillere bunları bırakmamızın bir tek yolu var ki cari açık vermeyeceğiz. Ödemeler dengemiz yerinde olacak ve katma değer yüksek ürünlere dönüşeceğiz. Buraya varacağız. Biraz önce Metin Hocam'ın detaylıca anlattığı gibi. Ondan sonra da biz ekonomik olarak güçlü hale geleceğiz. Tabii ki bu sadece mesela para kazanmaksa Bitcoin'le diğer dijital paralarla vesaire bunlarla da sadece finansla, bankayla, faizle, dövizle bunlar da olabilir ama biz ülke olarak üretmek mecburiyetindeyiz. Onun için ben arkadaşımızın sorusunu bu şeye evrilerek cevaplamak istedim. Teşekkür ediyorum. Uğur Sayın Hocam başkanım, da burada resmini gördüm. Hoş geldiniz hocam. Sizden merhabalar. Abi merhaba. Merhaba hocam. Geldiniz. Erdal Hocam hayırlı olsun programımız. Çok güzel program kıymetli, oldu. Kıymetli müdürüm çok teşekkür ederim. Enstitümüz adına katılarak bize de güç kuvvet verdiniz. Çok sağ olunuz. Allah razı olsun. Mustafa abi, Metin Hoca burada olunca çok sizin programlarınızı kaçırmamaya çalışıyoruz. Evet. Abi ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben aslında Mustafa Başkanımız dedi ki değerli meclis başkanımız size 530 milyon mu milyar mı artık bir rakam. Milyar dolar. Milyar dolar. Borç bırakıyorsunuz aslında Mustafa Başkanım. Gençliğimiz belki bilincinde olsun. Siz bize zaten
Siz ve sizden önceki çok çok büyükleriniz bu ülkenin bu şekilde bize sağ salim bir şekilde bu genç nesle aktarılmasında büyük emekleriniz ve hizmetleriniz olduğunu biliyoruz. Onun için bu ülkeyi bize bu şekilde devam ettirip getiren büyük neslimizin hediyesinin karşılığında biz o borçları Allah'ın izniyle öderiz. Onlar hiç sıkıntı değil. Önemli olan ülkemizin birliği, dirliği, varlığı ilelebet sürsün. Geri taraf hiç önemli değil diye düşünüyoruz. Bu bir Buna şekilde... inancımız sonsuzdur Saygül Hocam. Yeter ki gençlerimiz bu dirayetli olsunlar. Yani biz üretmek, 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 çalışmak, çalışmak, çalışmak mecburiyetindeyiz. Gerisi Allah'ın izniyle gelir hepsine. Çok teşekkürler kıymetli başkanım. Süremizi Evet. çok aştığımızın biraz farkındayım. Genç öğrenci arkadaşlarımızla dersler var ama. Kıymetli Metin Hocam bir soru da kısaca size sorup ondan sonra oturumu kapatmak isterim. Hay Yine hay. sorular var. Soru şu çok özetle soruyorum sevgili hocam. Yapay zekadan korkmalı mıyız? Robotlar bizim yaşamımızı elimize alacak, yaşamımızı alacaklar mı kontrol altına diye. Endüstri 4.0'ın devamı hani Aynen. 5.0'da yapay zekadan bahsediliyor artık. Aynen. Robotların kendi kendine otonom çalışabilmesinden ve hatta biz etkinlik afişimize kıymetli hocam göz atabildiğinizi bilmiyorum. Orada karanlık fabrika resmi koyduk. Artık Evet, insanların içinde gördüm. olmadığı el feneriyle gezilen fabrikaların resmini koyduk. Bunun da yurt dışı literatürde karanlık fabrika diyorlar. Onu da başka bir oturumda ele alacağız yine karanlık fabrika konusunu ama. Ne dersiniz hocam bu yapay zekadan korkmalı mı arkadaşlarımız? Kesinlikle bunlar zaten Endüstri 4.0'ın sonuçları ve Endüstri 5.0 bu yönde geliyor, uyumluluk olarak geliyor. Biz bu değişimlere kesinlikle ayak uydurmamız gerekir. Tabii pandemi süreci, küresel salgın böyle bir boyutu hızlandırdı ve yeni bir şekil kazandırdı. Öyle ki biraz önce bahsettiğim gibi restoran sektörü iflas etmiş olsa da bunların içerisinde birkaç tane olan İnternete uyumlu olan sektörler de bunu fırsata dönüştürdü. Yine AVM'ler kapandı ama buna uyumlu olarak yine dünyanın en zenginleri haline geldi. İnternet alışverişleri arttı. Kesinlikle yapay zeka zaten makinalaşma ve robotlaşma açısından çok önemli bir hizmet bulunmaktadır. Öyle ki karar merciinde de bunlarla ilgili çok teoriler de geliştiriliyor. Bunlara da gerekli. Zaten yeterlilikler olarak ifade ederken bizim standart eğitim programlarımızın üzerine çıkılmalı ve sektöre bağlı olarak, istediğiniz sektöre yönelmiş olarak bazı kazanımları, ekstraları sağlamanız gerekiyor. Bunlardan birisi de yapay zeka. Kesinlikle. Öyle ki programlarda öyle programlar var arkadaşlar. Genel müdürün program olarak tamamını gördüğü halde teknik müdür onun bir alt seviyesinde teknik olan konuları görmekte, bilgisayar programları yönüyle dünyada gelecekte yazılım mühendisliği geleceğin mesleği olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde kaybolan meslekler var. Önemli kaybolan meslekler var. Ama gelecekte yazılım programlarına dayalı olarak bunlar çok hızlı gelişecektir. Arkadaşlarımız bu yönde kendilerini kesinlikle geliştirsinler. Ve Beltek kursları da bu yönde hakikaten çok büyük hizmet ediyor. Ve üniversitemiz bu konuda bir ilkleri yapıyor. Yani ülkemizde en iyi model oluşturulmuş bir sistemdir bu. Üniversitenin bu teorik tecrübesi sanayicimizle, pratikle birleştirilmeli. Diğer dallarda da bu örnekler çoğaltılmalıdır. Sabahtan yine Ramazan Bey ile konuşmamızda kalite yönetim sistemleriyle TSE'nin protokollerinde kalite yönetim sistemleri konusunda da üniversitemizde böyle kurs verilecek. Geçmişte bir 4 yıl yaptık biz bunu. Ama şimdi yeniden güncellemek istiyoruz. Hakikaten topluma katkı payları oldukça önemli. Ve üniversite öncülük etmelidir. Yapay zeka konusunda arkadaşlar kesinlikle bu konuda hiç çekinmemeli. Girişimcilik ruhuyla bunlara ayak uydurmalıdır, kendilerini güncellemelidir. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim kıymetli hocam. Tabii ki sözü açacak, konuşulacak çok şey olacak. Ancak süre de tabii bir taraftan aleyhimizde duruyor. Onun için ben izniniz olursa yavaş yavaş kıymetli hocalarım toparlamak istiyorum. Etkinliğimizi 90 dakikayı aşan bir sürede sizlerle birlikte olduk.
Çok kıymetli dinleyici hocalarım, çok kıymetli üniversitemizin akademik çalışanları, personeli, idari çalışanlarımız, öğrencilerimiz. Bugün iki kıymetli misafirimizle, iki kıymetli konuğumuzla bilim, sanayi ve teknolojinin dünü, bugünü, yarınını aslında biraz da ele almış olduk. Burada bizlere çok sağ olsunlar. Ankara Ticaret Odamızın çok kıymetli Meclis Başkanı Mustafa Deryal büyüğümüz eşlik ettiler. Kendisi ticari hayattaki yansımalardan bahsettiler. Metin Gür hocamız, üniversitemiz senatosunun çok kıymetli üyesi ve aynı zamanda üniversitemizin çok değerli kimya mühendisi bölümü hocası. Kendisi çok sağ olsun, bize geniş bir yelpazede bilgi verdiler. Özellikle açılış konuşması esnasında mobil olarak dahi olsa aracın içerisinden etkinliğimize bağlanarak açılış konuşması yapan, bizleri selamlayan Sayın Rektörümüze tabii ki başta da teşekkür etmek gerekiyor. Sağ olsun, o da bu şekilde yaparak buna verdiği önemi, bu etkinliğimize verdiği önemi aracın içinden dahi olsa bağlanarak göstermiş oldu. Bu da bizi mutlu etti. Onun için ben Sayın Rektörümüzden başlayarak değerli katılımcılarımıza, Mustafa Bey'e, değerli Metin Hocama, ve bizleri dinleyen tüm hocalarımıza, öğrenci arkadaşlarımıza, idari çalışan arkadaşlarımıza, bu arada aramızda olan çok kıymetli dekanlarımız da var. Suat Kıyak Hocam, Fen Fakültemizin dekanı, dünden özellikle Mustafa Bey'e çok selamlarını da iletmişti. Bizim kendi aramızdaki yazışma grubunda Mustafa Bey, Suat Kıyak Hocamız var. Dinleyici olarak gördüm orada da. Diğer dekanlarımız Mahmut Hocamız ve enstitümüzden Uğur Hocamız sağ olsun bizim aramızda oldular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum çok da uzatmadan. Son bir sözle Mustafa Bey kapatmış olalım. Son bir veda turu mu diyelim artık, ona bir kısa bir veda konuşmasıyla. Mustafa Bey sizden başlayalım dilerseniz. Buyurun Mustafa Bey, şey yaptı herhalde. Buyurun Mustafa Bey. Ses kapalı herhalde Mustafa Başkan. Buyurun. Çok kıymetli Erdoğan Hocam, Uğur Hocam, çok kıymetli Metin Hocam, Sayın Rektörüm, tüm hocalarım, katılımcılarımız, hanımefendileri, beyefendilere. Bu fedakarlıklarından, bu ilgilerinden dolayı ben hem sizlere yöneticiler olarak hem de dinleyiciler olarak onlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim birbirimizi anlamaya, birbirimizi tanımaya ve birbirimizi motive etmeye ihtiyacımız var. Bu bizler için de geçerli, sizler için de geçerli, talebelerimiz için de geçerli. Bu ülke bizim. Bizim toprağın altının dışında bu ülkeden gidecek hiçbir yerimiz yok. Dolayısıyla biz bu ülkemize sahip çıkacağız, sahip olacağız. Bunun yolu en azından ben bir hem sivil toplum örgüt temsilcisi olaraktan hem de bir sanayici olaraktan sadece çalışmak ve üretmek noktasında odaklıyım. Tabii ki bunu ilimle donatabilirsek, geliştirebilirsek bu alayla aladır ki hocalarımızın bu konudaki çalışmalarında ben tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Biz ülke olarak kalkınacaksak üreteceğiz. Çok çalışacağız ve inşallah hani Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyet seviyesine ulaşacağız. Ben gençlerimize bu noktada çalışmaya teşvik ediyorum. Onlarla ilgili her türlü konuda istişare etmekte, hocalarımla bizlere katkı yapmasında zaman zaman hocalarımızın kıymetli fikirlerine müracaat ediyoruz biz. Başta Metin Hocam olmak üzere. Her sıkıştığımızda, başımızın sıkıştığında hocalarımızın kapısını çalıyoruz. Onlara da katkılarından dolayı ben sektörümüze, özel sektörümüze özellikle katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu yaptığımız çalışmaların devamını diliyor, başarılar diliyorum. Çok sağınız, çok sağınız Sayın Başkanım. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Metin Hocam kısa bir konuşmada sizden alarak oturma şekilde. Evet, teşekkür ederim. Şimdi özellikle genç arkadaşlarımıza Türkiye'nin avantajları olan konularda girişimci olmalarını tavsiye ederim. Bunlardan tabii en önemli kısmı bor. Enerji, biyoteknoloji. Zaten malzeme olarak öncelik yapan sektörler. Bu konuda da arkadaşlar hakikaten TÜBİTAK'ın, ben ÇPDK üyesiyim. Yani borla ilgili konularda danışma kurulu üyesiyim ve panelistim, moderatörüm. Yine BOREN'de panelistim ve BOR dergisinin editörlüğünü yaptım uzun yıllar. Yine Sanayi Bakanlığı'nın ARGE'sinde hakem olarak katılıyorum, komisyon üyesi olarak katılıyorum. KOSGEB'de aynı şekilde. TÜBİTAK'ın 1512 projelerinde yine ayrı bir görevimiz var. Hep bunlar genç girişimcilere açık olan
konular. Öyle ki yine 2000'li bir proje var. Bitirme projelerinde yine çok kolay projelendirebiliyorlar. Yani bitirme projelerinde ben genç arkadaşları bu konuda yönlendirmek istiyorum ve geleceğe yönelik olarak boru temel alırsanız eğer çok güzel kazanımlar elde edersiniz ve dünyanın yapamadığı birçok şeyi sizler yaparsınız. Öyle ki bu konuda güzel teşvikler var ve müteşebbis ruhuyla dünyada hiç yapılamayan konularda bunların kazanıma dönüştürülmesinde büyük yarar var. Genç arkadaşları bu şekilde yönlendirmek istiyorum. Çok güzel teşvikler var. Zaten üniversitemizde Teknokent, Teknopark ve TTO olarak da ve anonim şirket olarak da büyük teşvikleri var. Rektörümüz de zaten patent konusunda da çok yardımcı oluyor, hızlandırılıyor. Genç arkadaşlara bu yönüyle tavsiye ederim. Geçmişin konularını değil, geleceğin konularına çalışmak lazım. Hidrojen teknolojisinde bor bileşikleri önemli rol oynamaktadır. Hidrojen geleceğin enerjisidir ve bunun için de bor bileşiklerine ihtiyacımız vardır. Genç arkadaşlar gerek malzemede, gerek enerjide, gerekse biyoteknolojide de olsun bor bileşiklerinde büyük çalışmaların içerisine girmeleri gerekir. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim kıymetli hocam. Tabii ki biz gerek bor teknolojileri anlamında itimadenle, gerek Ankara Ticaret Odamızla, Uğur Gökmen hocam da buradalar. Hem Fen Bilimler Enstitümüz en üst düzeyde lisansüstü çalışmalar anlamında Ankara Ticaret Odası ile protokolünü imzaladılar. Hem de itimadenle herhalde Uğur hocam devam ediyor. İtimadenle de yine devam edecekler. Lisans seviyesinde Metin hocam devam ediyoruz bu çalışmalara. Ön lisans 2 yıllık yüksek okullar anlamında da biz itimadenle bu hafta protokolümüzü imzaladık. Artık öğrencilerimizi orada da çalıştıracağız. Bu anlamda üniversitemizin her kademesinde bir farkındalık ve birliktelik ruhu devam ediyor. Teşekkür ediyorum. Uğur hocam herhalde bir söz mü almak istediniz? Ben yanlış görmüş olmayayım hocam. Buyurun bir şey katacaksınız herhalde. Hocam teşekkür ederim. Çok güzel bir programdı. Dediğiniz gibi Atölye protokolü imzaladık. Etimadenle de bugün yarın senatoya önümüze gelir. Genel müdürüyle bir lisansüstü eğitim ve projeler artı lisansüstü eğitim artı proje ortaklığıyla ilgili bir protokol imzalayacağız. Zaten Metin hocamın da kapısını çalacağız. Evet. Dün de mevzu bahis geçti. Etimaden'in genel müdürü yanındaydım. Haftaya da buradan duyurayım. Salı günü Etimaden genel müdürü Serkan Keleşer ve konuğumuz bizim 95. yıl etkinliklerimiz kapsamında salı günü saat 1'de konuşmacımız olacak. Buradan da davet etmiş olayım tüm öğrencilerimizi ve arkadaşlarımızı. Teşekkür ediyorum. Ben çok mutluyum. Meslek sokulumuzda böyle programları gördükçe. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi hocam üniversitemizin her kademesinde yüksek okullarımız yüksek okul seviyesinde, enstitülerimiz enstitü seviyesinde herkes bir şekilde bu puzzle'ın bir parçası var, katkı sağlıyorlar. Çok kıymetli konuklarımız, değerli öğrenci arkadaşlarım, üniversitemizin hocaları, değerli programımızı izleyen çok kıymetli konuklarımız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum etkinliğimize katıldığınız için. Tekrar katılımcılarımız, konuşmacılarımız Mustafa Deryal Beyefendi ve Metin Gür hocalarımıza da teşekkürlerimi arz ediyorum. Bir diğer etkinliğimizde görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Teşekkür ederiz. Sağ olun.